Güney Amerika futbolu denildiğinde akıllara ateşli tribünlerin, canını ortaya koyan insanların geldiği aşikardır. Bu coğrafyada sayısız yıldız yetişse de bazı isimler akıllarda yer edinmeyi başarmıştır. Dario Du Bois 1970'te Arjantin'de dünyaya geldi. 1994 yılında Buenos Aires'in Yupanqui kulübünde futbola başladı. Kısa futbol kariyerinde Lugano, Midland, La Ferrere, Riestra, Canuelas, Paraguay, Arenas formalarını giydi. Hayatı kapalı kutu gibi olan bu adam ne çok yakışıklı ne de çok zengindi. Üst düzey futbol yeteneği de yoktu. Peki neydi onu akılda kalıcı yapan? Bahsi geçen olay 2001-2002 sezonunda yaşandı. Buenos Aires'in mavi beyazlı iki takımı Midland ve Merlo karşılaşacaktı. Futbolcular maça hazırlanırken Midland forması giyen Dario Du Bois yüzünü boyamakla meşguldü. Du Bois takım arkadaşlarını dikkate almadan aynanın karşısına geçmiş, elinde boya gözünün etrafını siyaha, yüzünde kalan yerleri ise beyazla kapatıyordu. Takım kaptanı bu duruma şaşırarak Du Bois'e "Bu ne hal Du Bois?" diye sordu. Du Bois ise "Bunlar benim savaş boyalarım. Hadi şu savaşı kazanalım." yanıtını verdi. Çılgın Du Bois, Arjantin Futbol Federasyonu'ndan gelen yasağa kadar 16 maçta yüzünü boyamaya devam etti. Yıllar sonra bir röportajında ise bu yaptığını "Yapıyorum çünkü bana güç veriyor. Kendimi boyuyorum. Dövüşüp rakipleri öldürmek için sahaya çıkıyorum. Hatta bazıları korkuyor" diyerek açıkladı. Oysa siyah beyaz boyanın altında daha farklı anlamlar da vardı. Du Bois sıkı heavy metal hayranıydı ve yüzünü Kiss grubunun üyeleri gibi boyuyordu. Du Bois futbol oynadığı yıllarda onlarca maça çıktı ama hiçbirinde karakterinden ödün vermedi. Mesela 2003'te Victoriano Arenas başkanı bir maçta kaybetmeleri için kendilerine para teklif etti. Du Bois ise başkanın yüzüne tükürerek "Senin paranı almaktansa aç kalıp ot yemeyi tercih ederim" şeklinde yanıt verdi. Hatta hırsını alamayıp basının karşısına geçerek "Bu adam tam bir sıçan ama sonuçta politikacı değil mi, ne bekliyorduk ki?" diyerek ilgi odağı olmayı başarmıştı. Futboldan kariyeri boyunca neredeyse para kazanamayan Du Bois hiçbir zaman paraya da teslim olmadı. Du Bois'in davası farklıydı. 1995'te Lugano forması giyerken sponsor firma oyunculara ödenmesi gereken 40 pesoyu ödemedi. Bu duruma sinirlenen Du Bois o hafta maça formasındaki reklama siyah bant çekerek çıktı. Bunu fark eden yetkililer bandı söktüler. Peki bu durumun Du Bois için önemi var mıydı? Du Bois vazgeçmedi. O gün yağmur sonucu zemin çamur olmuştu. Kendisini birden çamura attı ve reklamın bulunduğu yeri çamurla kapladı. Futbolcuların ömürleri boyunca sefa içerisinde yaşadığı düşünülse de işler herkes için yolunda gitmez. Örneğin Du Bois. 2004'te ayağı kırılan Du Bois yeterli parası olmadığından tedavi olamadı ve futbolu bırakmak zorunda kaldı. Sahalara bir daha dönemeyen Arjantinli, Tribute Rock adlı grupla müzik yapmayı sürdürdü. Ta ki kara bir 2008 gününe kadar. Du Bois, La Matanza'da bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından vuruldu. Bacağı ve midesine isabet eden kurşunlar sonrası 10 gün yoğun bakımda kaldı. 2 Mart 2008'de ise daha fazla dayanamadı. Hayata gözlerini yumdu. Bulunduğun yerde huzurla uyu. Elveda çılgın Du Bois.